Gözün aydın, dayın gelmiş Sarayhan. Teşekkür ederim. Çabuk çabuk böyle bir hoş geldin diyeydin. Kaçarken hızına yetişilmiyor sonra. Oğlum çayları doldurdum, hadi gel. Feride, hadi gel, kahvaltı hazır. Kahvaltı düşünecek halim var sanki benim. Sevgililer günü ne bir mesaj ne bir şey. Üf. Ne yapmaya çalışıyorsun Kıvanç ya? Günaydın. Gel otur. Üşüyor musun sen? Yani giyinince sorun yok baba. Ama şu doğalgaz işine bir baktırmak lazım. Söyle kocana göndersin. Eğer sen üşürsen bebek de üşür. Söyleyeceğim zaten. Çocuk var arada. Mecbur yapacak. Bugün zaten gideceğim eve. Olmadı konuşurum bunda. Tek başına niye gidiyorsun ki? Babanım yani hazırlıksız geldim buraya. Küçük bir valiz hazırlayayım bari kendime. Hem burada daha fazla kalacağımı o da anlasın. Tek başına olmaz. Kahvaltımızı bitirelim, beraber gidelim. Şimdi o çakal seni görür, etrafında dolanmaya falan başlar. Ay baba ne alakası var ya? Ben izin verir miyim hiç öyle bir şeye? Tamam işte bu doğalgaz meselesini konuşurum. Ondan sonra da hemen dönerim eve. Hey kurban olduğum ya. Aklı cebinde hazır geziyor. Bak bakayım, var mı öğretmeye lüzum? Ha? İyi. Hadi git gel bakalım. Ha dur dur gitme. Daha hiçbir şey yemedin. Midem bulanır, başın döner. İki lokmaya böyle git. Ah. Tamam hadi bir de çay içeyim. Dede. Nasıl olmuş mama? Vay vay vay. Analar neler doğuruyor be. Dede vallahi var ya, ölçü çok güzel almış. Kalıp gibi oturdu üstünde. Sizce nasıl olmuşum? Ay ne olmuş bu? Ay bu küçük adam gibi bir şey olmuş böyle. Baba sağ ol da. Yani gerek var mıydı ben pek bilemedim. Tek eksiğimiz bu takımdı zaten. İyi oldu. Lüzumu sen yaratacaksın Yusuf. Biz bu takımı sana niye aldık? Ha? Artık bu evin reisi benim anne. Dışarıdan bakan çocuk gözle bakamayacak bana. O gün o camın altında duran adam. Ağzında bir oğlum lafı. Bundan sonra sokağın başında durur, iki kere düşünür. Bilmiyorum. Bir bakıma haklı. Babam artık yaşlandı. Sen dul, Seray bekar. Yani bizim bu gitlerde böyle şeyler konuşulmaz ama buraların durumu belli. Burada konuşabilirler arkanızdan. Bilemedim. Evet teyzeciğim, aynen öyle. Bizim bu gitlerin durumu belli. O yüzden yarın bir gün senin arkandan da konuşurlar bu kadının kocası neden almaya gelmedi diye, değil mi? Seray. Bana bak. Feride. Ne Feride? Sen önce kızınla mı bir konuşsan, bir terbiye mi versen, büyüğüyle küçüğüyle nasıl konuşulması gerektiğini öğrensin. Acaba sen de benimle nasıl konuşacağını bir düşünsen mi? Ağzından çıkanı duyuyor mu kulağın? Dul mul ne demek o öyle? Hem bu hayatta kimin ne olacağı belli olmaz Feride'cim. Sen ne ima ediyorsun? Ha? Sen ne ima ediyorsun bana ya? Benim kocamla aramdaki meseleyi, durumu sen nereden biliyorsun? Ya Feride bağırma. Bebeğe bir şey olacak. Sen niye takıyorsun bunları ya? Allah Allah ya. Kocam benim peşimden ayrılmıyor. Tamam mı? Bilmek istiyorsanız bilin. Öyle mi? Biz neden görmüyoruz o zaman? Seray tamam sen de sus artık. İstemiyorum çünkü ben. Ben istemiyorum. Ben yüz vermiyorum. Benim sercihim seçimim belli. Ben sizin gibi yediğim kaba tükürmüyorum. Tamam mı? Ben babamı gerçekten sevdiğim için buradayım. Eminim çocuğun da çok sevecektir. Seni var ya ben, seni paralara bas! Feride ne yapıyorsun saçmalama? Seray sen de aşağı in hadi.
Ulan yeminle kalacaksın elinde ama. Defol git lan. Terbiyesiz! Yürü! Ya bakmasana, in aşağı. Tamam Feride, sen de kapat. Otur şuraya. Benim ayağım boşaldı ya sinirden. Kan ettiniz lan kahvaltıyı ana kız. Yusuf yürü gidelim, işimize gücümüze bakalım. Akşama görüşeceğiz nasıl olsa. Haydi bakalım.